Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Elektronik öğreniyorum. Evet, elektronik öğrenmek istiyorsunuz fakat elektroniğe nereden başlayacaksınız? Elektroniğe nereden başlamalıyım? İşin içerisinde elektrik var. Acaba bir yerlere zarar vermeyeyim, kendime zarar vermeyeyim gibi korkularınızdan dolayı elektrik ya da elektroniğe başlamakta korkuyorsanız artık bu korkularınızı bu videodan sonra yenebilirsiniz. Bugün sizlerle elektronik üzerine biraz sohbet edeceğiz ve elektronik devrelerle ilgili ileride çekeceğimiz videolar hakkında bilgiler vermiş olacağım. Elektroniğe nereden başlamak? Elektroniği yapabilir miyim? Eliniz tornavida tutuyorsa elektroniğe başlamaktan hiç de korkmayın. Baktığınız zaman çok geniş bir derya gibi, çok büyük bir dünya gibi görünebilir. Aslında elektronik evet geniş bir derya, geniş bir dünyadır ama temelini öğrendikten sonra artık bu dünya sizin için küçülmüş olacak. İçerisinde çok rahatlıkla hareket edebiliyor olacaksınız. Elektroniğe başlamaktan korkmayın dedim. Ama elektroniğe başlamayı düşünüyorsanız bir takım şeyleri önceden bilmeniz gerekir. Örneğin elektriğin ne olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü elektroniğin temeli elektrikle atılır. Serimizin içerisinde elektrikle ilgili çok fazla ağır bilgiler, çok temel bilgiler içeren derin konulara yer vermeyeceğim. Mümkün olduğu kadar anlaşılabilir, biraz daha alaylı dediğimiz yani olayın teknik kısmından, teknik tabirlerinden daha uzak, daha anlaşılabilir bir dille anlatmayı planlıyorum. Elektroniğe merakınız var ve artık elektroniği öğrenmek istiyorsunuz. O zaman elektrikle ilgili şu terimleri bilmemiz gerekir. Örneğin volt, voltaj, amper, watt, akım, hertz gibi elektriksel teknik tabirler var. Bunları bilmemiz gerek. Bunlar nedir? Ne işe yarar? Elektrik ve elektronin içerisinde bunların yeri nedir? Bunları kavramamız gerekiyor. Eğitim serimizin içerisinde bunlarla ilgili detaylı bilgileri yer alan videolarım gelecek. Bu videomda birazcık daha sadece terimleri ve tabirleri duyalım istiyorum. Elektriğin temelindeki voltaj, akım, watt, hertz gibi değerleri öğrendikten sonra elektronin içerisindeki komponent adını verdiğimiz temel yapı taşlarını öğrenmemiz gerekecek. Nasıl ki şu anda içinde oturduğunuz binanın kum, çimento, tuğla gibi yapı taşları varsa elektroniğin de yapı taşları vardır. Bunlar direnç, diyot, kondansatör, transistör gibi elektronik komponentlerdir arkadaşlar. Elektroniğin içerisinde bu yapı taşlarını bilmeden bir elektronik kart, bir elektronik devre kuramazsınız. Ya da var olan bir elektronik devreyi ya da bir kartı kontrol edemezsiniz. Ya da tamir edemezsiniz. Bunların ne olduğunu, özelliklerinin neler olduğunu en azından temelde bilmek zorundayız. Ve yine elektroniğin içerisinde triyak, diyak, röle, entegre gibi devre komponentleri bulunmaktadır. Bunlar da yine elektronik kartların içerisinde artık olmazsa olmazlarımızın içerisinde yer almaktadır. Birazcık daha ilerlediğimiz zaman butonlar, switchler, soketler yani bu devre elemanlarına enerji giriş çıkışı yapabileceğimiz, bu devre elemanlarına bağlantı yapabileceğimiz bir takım komponentler yer almaktadır. Biraz önce saymış olduğum elektronik komponentleri düzgün ve doğru bir şekilde bağlayabilmemiz için ya geçici devre boardları ya da kalıcı devre boardları gerekmektedir. Geçici devre boardu adını verdiğimiz breadboard isminde deneysel bir tahtamız bulunur. Biz bu deneysel tahta üzerine bu komponentleri deneme yanılma yapmak üzere, geçici devreler kurmak üzere kullanabiliriz. Kalıcı devreler için ise plaket adını verdiğimiz bu devre komponentlerini sabitlediğimiz bakır plakalar bulunur. Daha sonra bu devre elemanlarının arızalı ya da sağlam olduğunu ölçmek için ya da elektriği ölçebilmemiz için bir takım yardımcı ölçü aletleri bulunur. Avometre diye geçen ya da voltaj metre, amper metre diye geçen ölçü aletleriyle biz devrelerimizi, komponentlerimizi ölçer, sağlamlığını test ederiz. Ya da o an neyi merak ediyorsak, devremizin üzerinde neyi ölçmek istiyorsak ilgili ölçü aletiyle bunları ölçer ve değerlendiririz. Tabii ki bu komponentler bir alaşımdan oluşuyor, metal bir alaşımdan oluşuyor. Bunları istediğimiz şekilde şekillendirebileceğimiz, kesebileceğimiz takım aletleri gerekmektedir. Bunlar için yan keski, pense, karga burun, cımbız gibi aletlerden faydalanırız. Bunlar bizim takım çantası adını verdiğimiz çantamızda bulunması gereken ya da takım masası adını verdiğimiz masamızda bulunması gereken araçların başında gelir. Biraz önce bahsetmiş olduğum terimler elektrik ve elektroniğin içerisinde olmazsa olmazlarımızın içerisinde yer alan terimlerdi arkadaşlar. Bahsi geçen terimlerin tamamı neredeyse hakim olmanız gerekiyor. Ne işe yaradığını bilmemiz gerekiyor. Elektroniği öğrenebilmemiz için öncelikle elektriği ve bu elektriği kontrol ettiğimiz, daha doğrusu bu elektriği aktardığımız ekipmanları da iyi bilmemiz gerekiyor. Elektrik bizim hissedebildiğimiz, görebildiğimiz ya da duyabildiğimiz sinyallerdir. Normalde elektriği biz göremeyiz. Lakin elektriği görebileceğimiz şekilde bir takım devre elemanlarından, bir takım komponentlerden faydalanırız.
duyabileceğimiz şekilde, elektrik sinyallerini duyabileceğimiz şekilde komponentlerden faydalanırız. Ben bunlara komponent diyorum ama şu anda sizin beni duyduğunuz telefon ya da bilgisayarınızın hoparlörü elektrik sinyallerinizi sizin duyabileceğiniz şekilde dalgalar halinde çevirerek duymamızı sağlıyor. Benim şu an önümde bulunan mikrofonum ortamdaki ses dalgalarını elektrik enerjisine çeviriyor. Bir takım işlemlerden geçirdikten sonra hoparlörden yine duyulabilecek şekilde elektrik enerjisini ses enerjisine, ses dalgalarına çevirmiş oluyor. Görsel olarak baktığımız zaman şu anda yine bu ortamda bulunan ışıklar elektrik enerjisini ışık enerjisine, ışığa dönüştürerek video çekebilmem için ortamda gerekli olan ışığı sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi elektrik ve elektronik dediğimiz zaman aslında bizim onu gördüğümüz, duyduğumuz ya da hissedebildiğimiz formlar halinde karşımıza çıkmış oluyor. Eğer siz bu komponentleri ne amaçta kullanacağınızı bilirseniz, ister hissedilecek şekilde, ister görecek şekilde, ister duyacak şekilde bir araya getirerek işte elektronik adını verdiğimiz bir devreye dönüştürüyorsunuz. Bu devreleri kurarken de elektroniğin temel yapı taşlarından faydalanarak devre kartlarını oluşturabiliyoruz. Eğitim serimizin içerisinde elektroniğe merakı olan lakin nereden başlayacağını bilmeyen, elektronik devreler ya da elektronik komponentler hakkında kulaktan dolma bir takım bilgileri bulunan ama ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlarımız için bu ekipmanları, bu komponentleri tek tek inceleyeceğiz. Bu ekipmanlarla neler yapabiliriz ya da yapılmış olan, var olan devreler nasıl tasarlanmış, nasıl bir araya getirilmiş, bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Eğitim serimizin sonunda sıfırdan elektroniğe dair birçok bilgiye sahip olmuş olacaksınız. Bugün bu videoyu burada bitiriyorum. Bugünkü videomda elektriğe merakı olan arkadaşlarımızın nereden başlaması gerekir, neleri bilmesi gerekir, nelerle karşılaşabilecek, bunlarla ilgili ipuçları vermiş oldum. İlerleyen videolarımızda artık bahsettiğimiz yapı taşlarını öğreneceğiz ve nasıl kullanabileceğimizle ilgili bilgi sahibi olmuş olacağız. Eğitim serimin içerisinde yayınlanan videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna tıklayarak bu tarz videoları hazırlamamda bana motivasyon olması açısından yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.